Herkese Fransa'dan, Colmar'dan selamlar. Colmar, Fransa'nın doğusunda Almanya ve İsviçre sınırlarına yakın çok sevimli bir şehir. Turistleri bu şehre çeken ana neden ise aslında bu şehirde bulunan çok iyi korunmuş binalar, yapılar ve çok tatlı bir kanalın bulunması aynı zamanda bu şehirde. Gelin bu tatlı, güzel, sevimli şehri birlikte keşfedelim. Bu arkamda gördüğünüz tren yarım saatte bir Unterlinden Müzesi'nin önünden kalkıyor ve şehri gezdiriyor size. Eğer bu trene binmek isterseniz bu arkadaki sıraya girebilirsiniz. Şimdi bir 5 dakikaya kalkacak, sonra yarım saat sonra tekrar gelip tekrar burada bekleyen insanları alıp şehir turu yaptıracak. Saint Martin Katedrali şehirdeki en eski yapılardan bir tanesiymiş ve 1365 yılında tamamlanmış. Hepimiz New York'taki özgürlük heykelini biliyoruzdur, yani görmüşüzdür. O özgürlük heykelini yapan heykeltıraş Kolmarlı ve ismi Frederic Auguste Bartholdi. Kolmar'da bu heykelin replikası da var biraz şehir dışında. Arabayla geliyorsanız özellikle kuzey tarafından yanından muhtemelen geçiyorsunuz. Şehir içinde de yerlerde takip edebileceğiniz altın renginde oklar var. Yani bu rotayı takip ederseniz güzel yollardan geçerek şehri görebiliyorsunuz. Güzel mimari görülecek binaları da görebiliyorsunuz ve bu okların ortasında da özgürlük anıtının bir sembolü bulunuyor. Nedeni de tamamen bu aslında Bartholdi'nin bu şehirden olması. Bu şehirde Bartholdi'nin müzesi de var. Eserlerini, çizimlerini görebileceğiniz. Şu an o müzenin bahçesindeyiz. Girmek isterseniz girebilirsiniz. Bizim bugünkü planımızda yok. Arkamda bulunan Adolf evi aynı Saint Martin Katedrali gibi Colmar'ın en eski evlerinden, yapılarından bir tanesi. Burası da 1350'li yıllarda inşa edilmiş. Colmar'da ilginizi çekecek yapılardan bir diğeri de Adolf evinin hemen yanında bulunan 1537'de inşa edilmiş olan Pifister evi. Bu evin üzerindeki resimler ve evin balkonu, kulesi 16. yüzyıldaki şaşanın zenginliğin göstergesiymiş. Bence bugün hala öyle. İsterseniz altındaki şarap dükkanından Alsas şaraplarını da deneyebilirsiniz. Bu Bu arkamda bulunan sokaksa Colmar'ın en fotojenik noktalarından bir tanesi. Avine Pignon diye, ismini yanlış telaffuz ediyorum muhtemelen, bir dükkan var. Onu bulursanız onun tam orası. Şu arkamda gördüğünüz binanın altında bahsettiğim dükkan. Şimdi eski gümrük meydanındayız. Buranın Fransızca ismi Lanchen Doen. Colmar önceden Orta Çağ'da ticaretin merkeziyken ticaretin yapıldığı ana yermiş ve meydanın hemen yanında bulunan eski bir gümrük evi var. Bu evde de bütün bu gümrük işlemleri hallediliyormuş. Şimdi bu ev restoran olarak hizmet veriyor. Meydanda ise günümüzde çeşitli etkinlikler düzenleniyormuş. Şimdi Colmar'ın merkezinde yine yemek yiyebileceğiniz kapalı bir market var. Yani içeride bir sürü tezgahta farklı farklı şeyler satan insanlar var. Bunların bazıları hani şarküteri ürünleri gibi şeyler de satıyor eve götürmelik, ama bazılarında oturup yiyebiliyorsunuz. Biz de şimdi burada bir şeyler atıştırmayı deneyeceğiz. Bakalım içeride neler varmış. Kapalı markette kendimize göre bir şey bulamadık. Daha çok böyle eve alıp götürmelik şeyler satan ya da kahve, kek, sandviç tarzı şeyler satan dükkanlar vardı. Marketin başka bir kapısından böyle bir kanala çıktık. Kanalı birazdan devam edeceğiz. Küçük Venedik denilen bir yere gideceğiz. Orası da Colmar'ın en güzel fotoğraf noktalarından, en güzel manzaralarından bir tanesi zaten. Şimdi Küçük Venedik denilen Colmar'ın en güzel manzaralarından birine sahip olan o bölgeye geldik. Tam şu insanların durduğu yer ve arkası aslında. Gelin o manzaraya bakalım beraber. Videoyu kapatmadan önce şu bilgiyi de verelim. İsterseniz kanallarda tekneyle gezebiliyorsunuz. Bugün sıra bir hayli fazlaydı ama kişi başı 7 euro verirseniz ve biraz beklerseniz yarım saatlik bir kanal turu yapabilirsiniz Colmar'da. Birçok şehre göre bu 7 euro uygun bir fiyat kanal turu için. Videoyu artık burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Herkese Strasbourg'tan selamlar. Strasbourg, Fransa'nın Alsas bölgesinde Almanya sınırına yakın yaklaşık 300.000 kişinin yaşadığı bir şehir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu bu şehirde bulunduğundan aynı zamanda Avrupa'nın başkenti olarak da nitelendiriliyor. Şehirde bulunan İl Nehri ve kolları sayesinde şehirde birçok ada bulunuyor ve bunların en ünlüsü Grande Île, yani büyük ada. Tam şu an Grande Île'e girmek üzereyiz ve bu bölge aslında 1988'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde. Grande Île'in hemen dışında bulunan yeni şehir bölgesi de 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiş. Şimdi tam Grande Île, yani büyük adaya girmek üzereyiz. Hemen İl Nehri'nin üstünde bulunan bir köprüde duruyoruz. L'Atelier 116 diye bir fırına gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Evet, biraz kendimizi durduramadık. Bir kruvasan var, mesela bir focaccia var, iki tane cappuccino, bir tane büyük makaron ve bir tane tart var limonlu. Buraya 24 euro ödedik. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Yediğimiz her şey güzeldi. Evet. Fırını tavsiye ederiz o yüzden. Benim kesinlikle çok özlediğim şeylerdi. Çok memnun kaldım yediğim her şeyden. Aynen, makaronun özellikle kreması çok lezzetliydi. Antep fıstıklı makaronun. Şimdi kilisede astronomik saatin gösterisi oluyor 12.30'da. Saat 26 geçiyor. O yüzden koşuyoruz. Aynen, ona yetişmek için biraz hızlı gidiyoruz şu an. Maalesef astronomik saat kilisenin içerisindeymiş ve o kısmı ziyaret edebilmek için ücret ödemek gerekiyormuş. Bunu tam bilmiyorduk aslında. Dışarıdan izleyebileceğimizi düşünüyorduk aynı Prag'daki gibi. O yüzden göremedik astronomik saati. 12.30'da da o gösteri olduğu için kilisenin kapılarını kapatıyorlar. Artık kim bilet almışsa o içerideyken onu izliyor. Normalde kilisenin içine girmek ücretsiz ama dediğim gibi astronomik saati izlemek istiyorsanız ücret ödemeniz gerekiyor ve aynı zamanda Çan Kulesi'ne de çıkabiliyorsunuz kilisenin. Onun için de ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Bu kilise Strasbourg'un en önemli simgesi aslında. Şu anki görüntüsüne 1439 yılında kavuşmuş ve 1847 yılına kadar da dünyanın 142 metre yüksekliğiyle en yüksek yapısıymış bu kilise. Bayağı bir büyüleyici, çok büyük. İşlemeleri de gayet etkileyici. Etrafını bir yürüyebilirsiniz. Hemen kilisenin sağ tarafında da Rohan ailesinden 4 prense ev sahipliği yapmış bir sarayda bulunuyor. Haydi şimdi kilisenin içine girelim. Yarı ahşap mimariye sahip evler bu bölgede çok yaygın. Colmar da bu evlerle doluydu. Arkamızda gördüğünüz Kammerzel evi de 1589 yılında bu halini almış. 1400'lerin başında inşa edilmiş aslında. Strasbourg'un en güzel binalarından biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde de otel ve restoran olarak hizmet veriyor. Hemen kilisenin yanında. Kilisenin arkasını dolanmaya karar verdik ve şimdi kilisenin çevresindeki sokakları dolanıyoruz. Şimdi çok güzel bir avluya geldik. Aslında normal ana yoldan yürüyorduk. Sonra gözümüz sol tarafta bir yere takıldı. Burası neymiş diye içeri bir girdik. Gerçekten muazzam bir avluya denk geldik. Burada oturmak çok keyifli olur muhtemelen. Yani sokaklar muazzam. Alsas bölgesi şaraplarıyla ünlü. Daha önce Colmar'a geldiğimizde bu videoda da anlatmıştık zaten. Yarın da Strasbourg'a yakın güzel köylere gideceğiz. Belki orada şarap da deneriz, sizlere gösteririz. Kilisenin kapısından dümdüz yürüdüğünüzde Gutenberg Meydanı'na geliyorsunuz. Matbaayı bulan Alman Gutenberg bu şehirde 10 sene yaşamış ve onun anısına bu meydan Gutenberg Meydanı olarak anılmış. Meydanın ortasında da kendisinin bir heykeli bulunuyor. Şimdi Strasbourg'un en resmedilesi, fotoğraf çekinilesi ve romantik noktalarından bir tanesindeyiz. Buranın ismi Petit France, yani Küçük Fransa. Burada birkaç köprü ve bir baraj da var. Onları da göreceğiz şimdi. Sadece buranın tadını çıkarmaya geldik. Su seviyesi çok güzel bence. Evet. Böyle tam ayaklarımızın altında gibi. Bir de dikkatimizi çeken şey, su çok temiz. Evet. İnsanın gerçekten atlayıp yüzesi geliyor. Evet. Özellikle Hollanda'ya ya da diğer Avrupa şehirlerine göre gerçekten temiz bir suyu var. Evet. Şimdi şansımıza küçük bir Panama kanalı gösterisi gördük. Tekne geldi, su seviyesi düşük olan bir yerden bu araya girdi. Girdiği kapı kapandı. Bu kapının alt kısmı açıldı. Burası suyla dolduruldu. Su yükseldi. Tekne bir sonraki yüksek su seviyesine ulaştı. Arka kapı kapandı. Ondan sonra bu kapı açıldı. Sonra tekne yoluna devam etti. Şimdi burası kapandıktan sonra muhtemelen bu suyu salacaklar diğer kapıdan. Bizce burası aynı Colmar'a benziyor. Colmar'daki manzaralarla çok benzer manzaralar görüyoruz şu anda ve çok hoşumuza gidiyor, değil mi? Evet, bence de çok keyifli. Evet. Yani kesinlikle görülmesi, gelinmesi gereken bir yer Strasbourg'a gelmişken. Evet. Petit France'ın olduğu bölgede covered bridge diye, yani üstü kapalı köprüler diye bilinen köprüler var. Bunlar aslında eskiden surun bir parçasıymış. Su üzerindeki parçalarıymış ve üstleri de kapalıymış savunma sistemi oluşturduğu için. 3 tane kuleyi birbirine bağlıyor aslında bu köprüler. Günümüzde üstleri kapalı değil, isimlerinde bahsedildiği gibi. Ziyaret etmeye kesinlikle değer bir yer burası. Güzel su manzaraları, kanal manzaraları var. Hemen köprülerin arka tarafında bir baraj da bulunuyor. Üst tarafına, terasına çıkılıyor da buranın. İnsanları görüyorsunuz orada. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Güzel bir manzara olduğunu duyduk. Köprüler de dahil, Notre Dame Katedrali de dahil inanılmaz bir manzara var bu barajın üstünden. Tren garına gelip otobüs bileti aldık. Gidiş dönüş 3.80'e aldık. Videonun başında bahsettiğimiz Avrupa Parlamentosu'nun olduğu yere gidiyoruz. İçeri girilebiliyor diye duyduk. İnşallah astronomik saat gibi olmaz. Gidip görebiliriz görmek istediğimizi. Son giriş 5'te. Biz muhtemelen bir 4 gibi falan orada olacağız. Evet, aynen. Şu anda Avrupa Parlamentosu binasının içine girdik. Burası Avrupa Birliği'nin yasama organı. 700 küsür milletvekili burada kimi alacağız, kimi almayacağız gibi kararlar veriyor mesela. Yani Türkiye'yi reddeden yer de burası. Yürütmeyi yapan Avrupa Komisyonu, o da başka bir bina, hemen buraya çok yakın. Yargı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, o da bu iki binaya yakın üçüncü bir bina. Hepsi Strasbourg'ta ve buradan yönetiliyor. Şimdi buranın içine de gireceğiz. Avrupa Parlamentosu'nun terasına da çıkabiliyorsunuz. Burada panoramik bir manzara var. Hem şehri görebiliyorsunuz hem de hemen karşıda Avrupa Konseyi, biraz da yan tarafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bulunuyor. Akşam yemeğinden önce çok acıktık. Pastaneler kapanmak üzereydi. Onları da deneyelim diye böyle 2 tane milföy aldık. Arası kremalı. 1 tane limonlu tart aldık. Bir de böyle bir ekler aldık. Bunların hepsi 14,40 euro tuttu. Neydi bu? Makarna. Buraya has bir makarna değil mi? Evet. Avusturya, İsviçre, Almanya ve Fransa'nın bu bölgesine has bir makarna türüymüş. Şimdi biz de tadını bilmediğimiz ve emin olamadığımız için 1 tane söyledik. Nasıl bir şey oluyor? Buraya has bir münster diye sert bir peynir varmış. Onun kreması ve mantar kreması karışık söyledik. Evet. Ya fena değil. Fena değil. Biraz tuz katılabilir sadece. Normal hamur, makarna tadı bence. Buna ekstra bir şeyler de koydurduk. Peynir, işte soğan kıtırları falan. Evet. Toplamda 12 euro ödedik. Evet. Nasıldı? Bundan sonra şöyle yorumlamaya karar verdik. Bir daha yer miyiz, yemez miyiz? Bir daha yemeyiz bunu, öyle diyelim. Evet. Buraya has bir makarna çeşidi. İsmi neydi Burçak? Spatzle. Aynen, bir daha yemeyiz. Bu biraz önce bizim içeceğimizin içine düşen arı. Dışarı çıkarttık, öldü sandık. Şu an her tarafını temizliyor. Çok ilginç ve güzel. Şimdi Strasbourg'taki Kleber meydanındayız. Kleber aslında Fransız bir general. Meydanda ne var derseniz çok fazla bir şey yok. Sağ tarafta fiskiyeler var. Meydanın ortasında bir heykel var. Ve meydanın etrafı binalarla çevrili. Öyle çok kafe tarzında oturabileceğiniz yerler de yok. Christmas döneminde o büyük Christmas ağacı bu meydana kuruluyormuş. O zaman havası, atmosferi çok farklı olabilir. Strasbourg'da zaten Christmas döneminde ayrı güzelmiş. Herkes böyle bahsediyor. Biz görmedik. Belki size kısmet olur. Videoyu bu meydanda bitiriyoruz. Bugün bizde çok güzel geçti. Strasbourg'u bayağı beğendik. Özellikle Petit France bölgesini çok beğendik. Aynı şekilde parlamentoyu ziyaret etmek de çok keyifliydi. Çok kafa açıcıydı. Evet, çok farklı bir deneyimdi. Başka hiçbir Avrupa şehrinde karşılaşamayacağımız bir deneyimle karşılaştık. Aynen, yani Strasbourg'un bu açıdan bu kadar önemli bir yer olduğunu bilmiyorduk en azından gelmeden. Ki hissettik, Avrupa Birliği'nde, Avrupa'da bayağı önemli bir yer bu şehir. Biz şehirden keyif aldık. Size de eğer fırsat bulursanız gelmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın civardaki köyleri gezeceğiz. 2 ya da 3 köye gitmeyi düşünüyoruz. Hoşçakalın. Herkese Kaysersberg'ten selamlar. Bugün Strasbourg ve Colmar arasında bulunan 3 tane ortaçağ köyüne gideceğiz. Kaysersberg ile başlıyoruz. İlk işimiz tabii ki kahvaltı yapmak. Gerçekten bütün bir çikolata var içinde. Aynen, baba parmak çikolata koymuşlar herhalde. Bu cookie inanılmaz güzel. Çok yoğun, içi çikolata dolu, üstü fındık dolu, krokan dolu. Bayağı beğendik. Hepimiz... Hayatımızda yediğimiz en güzel cookie'lerden biri olabilir. Hepimiz bir ooo yaptık. Çok iyi. Tarihte Almanya ve Fransa arasında birçok kez el değiştiren Alsas bölgesinde yer alan bugün ziyaret edeceğimiz köyler yakın tarihe baktığımızda 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'dan Fransa egemenliğine geçmiş. 2. Dünya Savaşı'nın başlarında 1940 yılında Almanya bölgeyi tekrar işgal etmiş ve 4 sene boyunca bu bölge Almanya egemenliğinde kalmış. 1944 yılından beri de Alsas bölgesi Fransa sınırlarında yer alıyor. Bu bölgede üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi bir hayli ünlü. Hatta bugün ziyaret edeceğimiz köylerin hepsi Alsas Şarap Rotası diye bilinen rota üzerinde yer alıyor. Kaysersberg'te bugün 3 yer göreceğiz. Bunlardan bir tanesi kilise. Köyün tam ortasında bir kilise bulunuyor. İkincisi kale. Kaleye çıkacağız. Üçüncüsü de burada bir köprü varmış. Bir nehir akıyor, Weiss Nehri, onun üstünde. Bu üçünü gördükten sonra ikinci köyümüze geçeceğiz. Şimdi kiliseyi gördükten sonra yukarıda bir kale var, oraya çıkıyoruz. Yaklaşık 100 basamak çıkmamız gerekiyormuş. Kaysersberg'in güzel bir manzarası varmış yukarıda. Manzara şimdiden güzelleşmeye başladı bile. Kaysersberg'e gelirseniz buraya kesin çıkın. Çok güzel bir köy manzarası var tepeden ve üzüm bağlarını çok iyi görüyorsunuz. Bu bölgenin zaten üzüm bağları ve şarapları da ünlü. Şimdi aşağı iniyoruz. Son görmemiz gereken bir köprü kaldı. O köprüden sonra da ikinci köye geçeceğiz. Son gelmek istediğimiz nokta olan köprüye geldik. Burası savunma amaçlı kullanılmış bir köprü. İşte topları vesaire koyma, okçuları yerleştirme yerleri yapmışlar köprüye zamanında. Eskişehir'le yukarı şehri birbirine bağlıyormuş burası. Burayı da gördükten sonra artık ikinci köyümüze geçiyoruz. İkinci köyde görüşmek üzere. Şimdi ikinci köyümüz olan Riquewihr'e geldik. Burada ilk işimiz bir öğle yemeği yemek. Tarte flambe diye pizza benzeri bir yemekleri var Fransızların. Onunla başlıyoruz bu köye. Sonra biraz köy keşfedeceğiz. Tarte flambe söyledik. Bu Fransa'da aynı pizza gibi aslında. Çok ince hamur üstünde peynir, benimkinde işte soğan ve mantar var. Bir de mesela Burçak'ta somonlu söyledi. Evet. Yanında bu bölgenin şarapları ünlü. Riesling diye bir şarap var. O üzüm türünden iki farklı şarap söyledik. Denedik. Lezzetliydi. En ucuzunu söyledik ve en pahalısını söyledik. Evet. İkisinin arasında tabii ki lezzet farkı var ve pahalı olan daha güzel. Evet. Ama gelmişken kesinlikle denenmeli bizim. Evet, bence de. Köyün ana caddesinin ismi de Gaül. Bu caddeden yukarıya doğru çıktığınızda bu köyün en güzel evlerini görebilirsiniz. Hepsinin rengi birbirinden muhteşem. Hepsi yarı ahşap mimariye sahip. Çıktığınız en yüksek noktada da arkamdaki kule bulunuyor. Bu kulenin ismi Dolder. Bu Alsas bölgesinde konuşulan dilde bunun anlamı en yüksek nokta demekmiş. Bir saat kulesi aslında bu. Günümüzde de bir sanat ve popüler kültür müzesi olarak hizmet veriyor. İlk durağımız bu köyde. Yemeğimizi yedikten sonra burasıydı. Şimdi bu kulenin civarındaki sokak keşfetmeye devam edeceğiz. Metre daha yukarıya yürüdüğünüzde şehrin yüksek kısmındaki giriş kapısını göreceksiniz. Bu kapıdan şehrin surlarla çevrili bir şehir olduğunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. Riquewir'i de bu şekilde gezmiş olduk. Şimdi 3. köye gidiyoruz ama gerçekten enerjimiz kalmadı. Bence 2 köy bir gün için çok yeterli. 3. köye de sadece yolumuzun üstünde diye ve bir tatlı yiyip bir kahve içmek için uğramak istedik. 3. köyde görüşürüz. Üçüncü ve son köyümüz olan Bergaim'a geldik şimdi. Köyün yüksek kapısından giriş yapacağız şimdi köye. Tek açık yer bulduk pastane olarak. Oraya gidip bir kahve içip bir tatlı yemeyi düşünüyoruz. Sonrasında yolumuz çok uzun, yolumuza devam edeceğiz. Bu köyde de size sadece pastaneye kadar gittiğimiz o ana caddeyi göstereceğiz. Çünkü gerçekten çok fazla vaktimiz kalmadı. Dediğim gibi bir gün için 2 köy çok ideal. Buraya geldiğimizde tek açık bulduğumuz kafenin bütün dışarıdaki masaları doluydu. O yüzden oraya oturamadık ve elimize aldık kahvelerimizi. Oradan hemen kiliseyi görüyorduk. Kilisenin önüne geldik. Kilisenin bahçesindeyiz şu an. Hemen Çan Kulesi'nin önünde içtik kahvelerimizi. En beğendiğimiz köy ilk köy oldu. Belki ilk ziyaret ettiğimiz köy olduğu içindi bu. Çünkü o tarz evlere ve mimariye ve sokaklara doyduk belki. Çok da vakit geçirdik ilk köyde. Ama oradan tabii geçen bir nehir de vardı. O da bence atmosferi çok etkiliyordu. İkinci köy yani Riquewihr daha ünlü bir yer olmasına rağmen, daha güzel denmesine rağmen biz Kaysersberg'i daha çok sevdik. Bergheim ise bu İkisine nazaran biraz daha az turistik bir köy bizim anladığımız kadarıyla. Belki biz saat 5'ten sonra geldiğimiz için de olabilir. Şu an her yer kapalı ve evet, dışarıda kimse yok. Hani klasik Avrupa olduğu için 5'ten 6'dan sonra evet, sokakta hayat kalmıyor maalesef. Bu da mümkün ama benim çok okuduğum yerde o diğer köylerin ismi daha çok geçiyordu. Evet. Ona dayanarak da biraz diyorum ki burası daha az turistik olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.